Günaydın. Herkese merhaba. Ben Ok Motorcu, Ok Motovlog. Bugün Chesapeake Körfez Tünel Köprüsü'ndeyiz. Ya da köprü tüneli mi? Ne? Öyle saçma bir isim var. Neyse, bu bayağı gidiyor bu ama. Bayağı uzun bir şey yani. Mesela şu an denizin ortasındayım ben. Seviyorum. Deniz ortası. Bana göre. Şuralarda bir tane daha tünel var. O tünelin girmeden önce duracağız. Biraz etrafa bakarız, biraz fotoğraf çekeriz, sonra devam ederiz. New York şehrine gidiyoruz. Ya da New York demek de istiyor olabilirsin. New York şehri, New York eyaletinin en büyük kenti. Hatta dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Duymuşsunuzdur. Bugün aşağı yukarı 7 saat, 7,5 saatlik bir yolumuz var. Genelde otoban olacak şekilde. Biraz otobandan kaçıp bu köprüler bittikten sonra otobandan çıkıp daha bir siz nasıl diyor, daha böyle eğlenceli yollar aramaya çalışacağım. Bakalım bulacak mıyız? Uzun yol ayaklıklarından bahsetmiştim. Onları koydum. Ayağımı onlara koydum. Rahat rahat gidiyorum şu an. Kafam rahat. Sülalem rahat. Böyle topluyoruz. Bu çantaların hepsi dolu. Şu sinyale çok basıyor da beni rahatsız ediyor basması ama basacak yani, yapacak bir şey yok. Yağmur yağmış New York'ta bugün. Umarım atlatacağız ama bakalım. Kısmet. Evet. Burada durup biraz soluklandıktan sonra şimdi yola geri düşeceğim. Böyle yerler var işte. Geliyorsun. Bir aşağı yukarı bir 10 dakika durdum. 3 tane araba geçti toplam. Şu kesişimden. Bu zımbırtı bir tane plastik böyle bir şey şeyin etrafına sarılıyor. Elinizi yaslıyorsunuz, böylece kramp girmiyor güya. Yani elinizin ağrımasına yardımcı oluyor. Ağrımasına yardımcı olur mu? Bu Amerika'da çok garip köprüler var. Onları göstermeyi seviyorum baya. Mesela sağda bir tane var. Bu da başka bir köprü. Bu nasıl bir köprü abi? Köprü de yani sağdan soldan tutup tutmaz mı? Ben mi yanlış biliyorum? Biz öyle gördük abi İstanbul'da. Boğaz Köprüsü dedin mi? Baya sağda sütun olur, solda sütun olur. Bu bildiğin ortaya iki tane sütun koymuş, tamam demiş, geçmiş. Sarı yapmış ve de ilginç olmuş gerçekten. Evet, köprü paylaşıyorum. Aşağı yukarı arkadaşımın evine, New York'taki arkadaşımın evine 3 saatlik bir mesafem var. 2,5 saatlik diyelim. Bir de burada herkes hız limiti diye bir şey unuttu. Hız limiti şu an 65 sanırım. Biz Allah ne verdiyse gidiyoruz. Ya benim su sakıncası yok canım. Ben severim. 90'da gidiyorum şu an. 90 aşağı yukarı 150 kilometre mi denk geliyor? 60-50 ise, pardon 60-100 ise 30-50 olur, 90-150 olur. Yani 150 km'de falan gidiyorduk demin, yine yavaşladım. Ki zaten trafik de artmaya başladı iyice. İşte hani büyük şehirlere yaklaşıyorum, Philadelphia'ya yaklaşıyorum şimdi. Pennsylvania, Philadelphia falan derken, Philadelphia, Pennsylvania'da bir şehir bu arada. Bu arada benim bildiğim kadarıyla Amerika'da sadece New Jersey eyaletinde kendi benzininizi kendiniz pompalayamıyorsunuz. Pompacı var. Onun dışındaki bütün eyaletlerde kendi benzininizi pompalıyorsunuz. Eğer isterse pompacı da koyuyorlar. Yok ben tembelim diyorsan gidiyorsun benzinciye, kornaya basıyorsun, adam çıkıp kovuyor. Neyse hadi ben kaçtım, yine görüşürüz. New York'a gelince falan açarım. Köprü dediğim böyle olur değil mi ama? Köprü. Bakınız köprü. Ben neredeyim hiç bilmiyorum. Hadi gidiyorum ama. Google'a emanet. Demin telefonum düştü abi. Bu RAM mount deniyor buna. Telefon tutusunu yapıyor. Hayatta telefon düşmez. Mümkün değil. Ot boktar dönmem ne ki. Benim de başıma hiç gelmemişiz daha önce. Ha, New Jersey'ye girdik şu an. İyi. Benim de başıma gelmemişti hiç daha önce. Birkaç tane çukura girdim çıktım, girdim çıktım derken buz fırladı abi. Şarj kablosu tuttu. Ya şaka gibi hakikaten. Verilmiş sadaka mı varmış, onu düşünüyordum demin. Bizim telefonu bırakıyorduk ya otobanda. Telefon böyle sallanıyor ayağımın orada. Yakaladım. Sonra sağ sinyal verdim. Sonra dörtleri yaktım. Sonra durdum. Hiçbir şey yok baba. Sapasağlam telefon. Mesela bir süredir hiç hız limitlerini falan sallamaz olduk. 50 şu an, hepimiz 70 gidiyoruz yani.
normalde bu kadar yüksek gidilmez ama burası çok çok kalabalık olduğu için genelde kimsenin umurunda değil. Böyle bir şeyden geçtim işte. Bir baktım telefon uçmuş. New Jersey ile New York eyalet kesişiminde şey var. New York'ta benzin çok pahalı olduğu için New Jersey'ye gidip benzin alıp geri dönenler falan oluyor. Çok ilginç orası. Yani büyük bir aracın varsa aşağı yukarı 5-6 dolar kazanıyorsun muhtemelen. 10 dolar bilmiyorum. TL'ye vursan 30-40 lira. Neyse benim çenem düştü yine. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz.